Oğlum. Günaydın. Kafana ne diyecek Halime? Musti'cim kanalın açılışını aşkım sen yapar mısın bugün benim için? Doğru. Lütfen. Ben de olsam o çirkin gözlüklerle o açılışı yapmazdım. Gözlüklerim o kadar iyi ki. İyi değil mi kızlar? Oğlum kafana ne diyecek kafa? Anneciğim göz. Çıkar onu. Gel. Seninki nerede unuttuk alacağız. Anne. Durun bakalım şimdi chaos in the house. Dolu bir güne günaydın diyorum. Bugün size tripodumu unuttuğum bir başlangıç ama merak etmeyin bu şekilde devam etmeyecek. Şimdi şöyle. Aşkım aç bakalım kanalı. Hiç tecrübem yok daha önce o yüzden sen devam et. İyi gidiyor muyum? Ben yola bakıyorum. Tamam aşkım. Şimdi bizim İstanbul'dan arkadaşlarımız geliyor. Onlar dışında Uğurlar da birlikte hep beraber bugün 31 Aralık Erciyes'e tatile gidiyoruz. Hep birlikte toplandık Erciyes'e gidiyoruz. Şimdi ilk önce ufak tefek işlerimiz var onları halledeceğiz. Daha sonra uçaktan İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız uçaktan inecek onları alacağız. Onları Gubate'ye götüreceğiz. Birazdan çekeceğim Gubate'yi de. Musti bilerek yapıyor şu anda arabayı çok kötü kullanıyor. Ki hayır desinler. Ya, kapıyı açtı görmedin mi? Ha, kapıyı mı? Tamam, özür dilerim kapını yemişim. Şimdi gidiyoruz eksikleri tamamlayacağız. Sonra Gubate'ye gideceğiz. Gubate neresi? Gubate İstanbul şeyin Kayseri. Senin en iyisi. Evet o gelsin herkes orada çekmeye devam edeceğim. Bu arada gözlüğüm çok iyi değil mi gerçekten ya ben aşırı yükseldim ve sevdim. Derken... Kafamı toplayamıyorum Mustafa ile tamam, açılış yapılmıyormuş sonra... bunu anladım. Hani... Hazır olun geliyorum. Geldi ekip toplandı. Amir kim geldi? Arkadaşın mı geldi? Söyle anlat bana. Alya. Alya merhaba de. Bakın benim aşkıma. Alyoşum geldi. Gubate'ye geldik. Misafirlerimi Gubate'ye getirdim. Tabii ki burayı daha önce size göstermiş miydim bilmiyorum ama Kayseri'ye gelecekseniz yolunuz düşecekse. Orada ben ketojenik besleniyorum bir haftadır. Bu masada gerçekten insanın kendine sahip olması. Şunu görüyor musunuz? Şunu göster. Ben ketojenik besleniyorum. Esra da öyle. Kesinlikle karbonhidrat tüketmiyor. Esra ile tanıştıralım. Kesinlikle karbonhidrat tüketmiyor. Ya bu kadar şey bile yerken ben nasıl düştüm mü? Aşkım alırız sana veririz. Burası Kayseri. Sen yeter ki karbonhidrat iste. Şöyle gösteriyorum. Burası bir Çerkez Kayseri mixi. Bate diye. Masanın yarısını yediler ben çekene kadar. Şu daha yeni mi başladın aşkım? Şu velibah diye bir şey, patatesle açılan bir hamur olay. Ya bu nasıl bir sofra, bu nasıl bir imtihan? Çerkez mantısı geldi, tepsi mantısı. Nasıl mutlular Musti? Güzel mi karbonhidratla beslenmek? Çünkü Esat'ın yüzünden zaten anlıyorsunuz nasıl olduğunu. Oğluma mantı yediriyorum. Ben... Esat Bey yapıştır. Hadi bakayım. Bir şey soracağım. Bu nasıl güzel bir şey. Bakın arkadaşlar keto'da beni zorlayan bir tek şey varsa o da yağlamadır. Ben Sena'ysam ketojenik yağlamayın bir yolunu bulacağım kendime. Gerçekten bulacağım. O kadar seviyorum ki yağlamayı. Gözlüğüme ben... İlk başladığımda ketojeniğe dedim ki ben yağlama yapacağım ve bir yolunu bulup artık badem unlu falan bir lavaş yapıp üzerine tepsimi attım. Çok iyi diyorlar. Her şey o kadar iyi. Bugünü atlatır ya. Ben bu tatili atlatırsam daha da bana bir şey olmaz. Daha da asla bozmam bu diyeti. Ama görüyorsunuz değil mi? İşte afiyet olsun. Yağlama yemedim. Efendim yemedin mi daha yağlama? Hadi bakalım. Zaten bugünün keyfini çıkaranlar belli yani. Dönüp dolaşıp aynı kişiye zoomlanıyorum ve aynı hevesle yiyor her seferinde. Geldik mi sence? Evet. Mutlu musun? Karı seviyor musun? Evet. Ben de çok severim biliyor musun? Ben bir daha papunu böyle vurmayayım. O ne demek? Gözlük aldık biz sana değil mi kar gözlüğü? Evet. Aa, çok güzel. Sen öğrenecek misin kayak yapmayı? İyi bakalım hadi deneyelim. Bir şey söylemek istiyor musun başka? Bu kadar yeterli mi? Kamerama el sallar mısın burada? Öpücük gönder. Ben de yapayım. Ben biraz öpücük gönder bir tane. Ay dur. Öpücük gönder. Ay yirmi o zaman. Şimdi geldik odamıza. Birileri. Ne yapıyorsun? Hijyen önemli mi? Doğru. Ahmet de burada. Uf çok güzel durum. Göremiyorsunuz. Bakalım kayabilecek kadar kar varmış. Gördün mü Amir kar? Evet. Bey, bana merhaba demek ister misin? Yoruldum ya. Ay yoruldum ayol. Buradan da Almirler, Ahmet'le yan odamızda. Biz de buradayız. Bugün biraz geç oldu, kayamayacaksın. Sorun olur mu senin için Almir? Hayır. Hayır, iyi madem. Birazcık kar oynayabiliriz belki ha? Otele girişimiz, hazırlanışımız saat kaçı buldu? 5.30 olmuş saat şu an. Kara çıkamadık ama çocuklar kapının önünde belki oynar. Biz de yemek yeriz. Ben de ketojenik beslenmemin ilk ve tek öğününü artık yapmak istiyorum. Burada bayılacağım birazdan. Herkes, gruptaki herkesin enerjisi ben hariç yerinde. Ben de bizim enerjimizi düşürüyor.
Beni bitirdi yani. İkinci gündeyiz. Karbonhidrat reis yine şaşırtmıyor. Günaydın Alya. Sen kahvaltını kendin mi yapıyorsun Alya? Müthişsin ya. Sana bayılıyorum. Burada bir adet şöyle bir şey de var. Şöyle bir şey de var. O da heyecanlanıyor. Sen board mu yapacaksın bugün Almir? Şu an motoru buldum. Almir çok güzel oldu. Onlar kayak için. Bak bende de var aynısı. Çok iyisin. Wow, Zal! Tatilimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhteşem. Tatilimizin özeti. Tatilimizin özeti. Ya görüyorsunuz değil mi? Babanın evet, ham maddesi. Üç adam da her kameraların huzurunda söylüyorum ki. Helak oldular çocukların peşinde. Ben giderek hastalanıyorum. Soğuk beni hepten çarpıyor ama bakalım yani yapacağız bir şeyler. Çocuklu kar tatiline hayır. Sakın. Sakın. Heyecan var mı? Zirveye gidiyorum. Adresim zirve benim. Few moments later. Nerede benim güzel One eternity later. Hacı nerede bu Sena ya? Biz aldı. Bordları gidiyor. Sena hala gelmedi. Adana tarafına kaydı. The next day. Bugün üçüncü gündeyiz. Ve ben giderek hasta oluyorum. Boğazlarım pert durumda. Sanırım biraz soğuk da etkiliyor. Bir de buranın hem havası, odalarda böyle garip tüylü, daha konseptli şeyler falan var. Hepsi birleşince topyekun hasta ediyor. Bakın şimdi aşağı kahvaltı yiyeceğiz. Grup bekliyor. Orada çekmeye devam edeceğim. Sanırım bugün biraz daha böyle dün board falan yaptık. Zaten çekmiş board falan yaptık diyorum. Havalara bak bendeki. Dün board falan yapmayı denedim. Oldu da yani zirveye falan çıktık. Oradan kaydık. Zirve abart. Zirve değil neresi orası. İşte piste yani yukarıya. Bugün de biraz daha böyle kar şeyi motoru falan tarzı böyle birazcık takılacağız. Şu an kar yağıyor. Bakalım duruma göre. Akışta görüşürüz. Aşkım gel orada ters çık oldu şey. Seni doğru görüyorum. Şurada biraz anlat bize neler yapacağımızı bugün. Hanım oturuyor. Sen mi kullanacaksın ben mi? Ben kendim takılacağım. Ben de kullandırmıyorsun yani. Ben kendim kiralarsın. Hadi bakalım Musti. Hayır hayır. Asfalt ağlara mı söyleyeyim? Bulursan asfalt ağlara. İyi bakalım. Evet ben geldim. Şimdi kar motoru yapmaya gideceğiz. Şu an deli gibi bir kar bastırdı. Eğleneceğimizi düşünüyorum. Bugün çocuklar hiç dışarıya çıkarmadım. Çünkü gerçekten inanılmaz felaket durumlarımızı bir anda. Biz buradan bir grubu aşağı indirecektik. O grubun yarısının arabası çıkmadı falan. Felaket. Şu an güldüğüne bakmayın. Kardeşimin arabası karda kaldı. Artık her şeyde yaşayacak tut. Biraz daha göstereceğim arabası. Bu arada kalan arabasını da göstereceğim. Gerçekten kendisinin bir uçağı olduğu için. Ne cesaret buraya getirdi onu. Şu an arabası artık burada ben ikamet edecek. Hep sucuk ekmek yiyecek. Erciyes'e bağışlıyorum arabamı. Burada kalsın. Erciyes'e bağışlıyormuş arabasını. Haberiniz olsun. Sena hadi arkadan itin. Bir Mustafa arabasını itmeniz gerekiyor çocuğum. Tak göz. Ya bir dakika benim kocam şu an. Gözlükle çık sadece. Evet. Araba böyle çıkar bence. Sen bu şekilde itme. Fazla gözlük var vereyim mi diyor. Ya kanka aldık artık kameralara oynama para verdik abi. Son gün söylüyorsun diyor. Şu an bayağı kar yağıyor. Şu grup komple kaldı. Gariban, Uğur'un uçağı, Mustafa'nın arabası hepsi burada şu anda. Müslüm geliyor. Gözlüğün nerede Müslüm? Merhaba demek ister misin kameraya? Oo. Merhaba. Merhaba. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Ben kendimi duyamıyorum da. Hadi bakalım. Kapkanı ters takmışsın aşkım. Ya dur takacağım. Şu an PUBG'de gibiyiz. Hazırlanıyoruz. Geldik. Şimdi şöyle video bir anda buraya nasıl geldi, nasıl evrildi onu konuşacağım. Allah! Almir çarpıyorsun düşecek. Kameramız düşüyordu. Burada durmak istiyor musun? Gidecek misin? Bir şey zorunda. Kapatmak zorunda mısın? Niye? Çünkü görürüm. Ama bak öyle gözükmez.
Gördün mü? Burası karanlık. O yüzden açtım ben onu. Bak şimdi ne kadar iyi olacak. Dur hadi ben arkadaşlarıma bir şey anlatmam lazım. Anlatabilir miyim? Anlatabilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi biz bir anda video niye bu hale geldi, niye buraya evrildi onu anlatacağım. Şöyle tatilin ilk gecesi ben zaten hasta oldum. Öncesinde de devam ediyordu. Çok şükür Covid ya da işte influenza ya da öyle bir şey değil. Normal bir soğuk algınlığı olarak gül devam ediyordu. Anne. Anne gül. Ben gülüyorum. Buradan gözüküyor bak ön tarafta. Fotoğraf çekiyorum. Bu fotoğraf. Bu fotoğraf. Hayır bu fotoğraf değil. Yeterince sabote olduğumuza göre artık konumuza geri gelebilirim. Video böyle bir anda başladı devam ediyor falan. Bir anda evden devam ediyorum. Çok saçma gibi oldu ama o kadar zorlayıcı bir tatildi ki benim için. Gerçekten hayatımın tabii ki çok keyifli olduğu anlar da vardı. Ama en zor ve en böyle ne derler ona? İdare etmesi zor bir tatildi. Ben ateşlendim 2 gün deli gibi. Çok şükür dediğim gibi korona testi de verdik. İnfluenza ya da korona diyelim. Klasik bir kanda enfeksiyon ve daha sonrasında dağ havasının çarpması falan diyebilirim. O yüzden tatili erken bitirmek zorunda kaldık. Bir de diğer gruptaki arkadaşların çocuklarının da dağ havası çok kitledi. O yüzden biz toplandık hep birlikte döndük şehire. Yukarıdan aşağı indik Kayseri'ye. Bir gece hatta arkadaşlarımı bizde misafir ettim. Daha sonrasında onları gönderdim. Derken bugün hemen böyle bir videonun kapanışını yapmak istedim. Tam gaz devam eden RGS dağ videomu devamını evde kapatmak durumunda kaldım o yüzden. Zor olduğu kadar keyifli olan yanları da vardı. O yüzden videoyu bugünlük böyle bitirmek zorundayım. İnşallah izlerken keyif alırsınız. İnşallah sizin çocuklu ailelerin dağ tatilleri çok daha kolay ve böyle sorunsuz geçer. Benim bu seneki kış tatilim o açıdan biraz zor oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemediyseniz diğer videoları izlemeye ve beni takipte kalmaya devam edin. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, iyi günler, günaydın artık günün hangi saatine izliyorsanız. Hoşça kalın.